Hadi bakalım. Vay 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 vay. Bu ne enteresan bir toplantı Derviş Efendi. Hayırdır? Kendine yeni bir balık arkadaşım mı? Hayırdır Cahit Başkan? Bu habersiz, destursuz ziyaretini niye borçluyuz? Malum. Ortalık karışık. Duyduğum kadarıyla da bizim yeğenin başı belaya girmiş. Ona yardım etmek için de İstanbul'daki kuşlara haber saldım. Bana burada olduğunu fısıldadılar. Ben varken başkasının desteğine ne hacet? Babanın senin burada olduğundan haberi var. Yoksa öyle kafana esti de kendini öyle Derviş Efendi'nin yanına mı attın ha? Yok, babanın haberi var abi. Yani o beni yolladı zaten buraya. Biraz uzak kalayım, bu işler belli olana kadar burada kalmamı istedi. Aferin, iyi yapmışsın. Baban da iyi düşünmüş. Tam ne oluyor, ne bitiyor anlamadan, dinlemeden seni böyle lap diye ortaya atmaması da iyi olmuş tabii. Eski kurt be. Rafet Korol, kolay mı? Hadi Cahit Başkan. Böyle habersiz ziyaretin kısası makbuldür derler. Bana bak. Ara babanı. Selamımı söyle. Cavit eniştem de yanımda de. Bir isteği, bir arzusu olursa her zaman yanındayım. Arasana ulan. Bacanağımla konuşacağım diye bu heriften izin mi aldı? Ara hadi. Sedat arıyor. Sedat, ne var oğlum, iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim baba, her şey yolunda. Cavit enişte burada. Sana selamlarını iletmemi istedi. Cavit mi orada? Ver bakayım onu bana, telefonu, ver. Evet, Cavit enişte burada. Ver. Pek muhterem Rafet Koroğlu. Aşk olsun. Bu kadar mı el olduk birbirimize ha? Bak, yeğenimin başı beladaymış. Az önce onun şansını öğrendim. Cavit, sen ne diyorsun ya? Ne istiyorsun? Canının sağlığını. Başka ne isteyebilirim ki? Yalnız merak ettim doğrusu. Önünüzde böyle sorunlar varken beni arayacağınız yerde bu derviş denen herif nereden çıktı lan ortaya? Cavit, sana mı soracağım oğlumu nereye göndereceğim ha? Peki savcıya haber verdiniz mi? Aman. Aman. Sen şimdi ona da böyle saldırırsın. Allah korusun, herifin ters bir tarafına gelir. İşte o zaman ben seni bile kurtaramam. Tamam. Korkma. Ben her zaman yanındayım. Korkma keçi, korkma. Bana bak Cavit. Sen ne biçim bir adamsın ya? Ha? Ne biçim bir adamsın sen? Deli misin, manyak mısın sen ha? Derdin ne senin? Ben yani... Oğlumu kanundan kaçırmak için mi oraya gönderdiğimi zannediyorsun? Neyi ima etmek istiyorsun sen? Söyle bakayım. Tamam ya. Sakin ol be, sakin ol ya. Allah Allah. Bak, önümüzde bu kadar işler varken... Sedat'ı böyle gizli saklı yerde de görünce... Bir de o yanında derviş denen herifi görünce insanın aklına başka şeyler geliyor tabii. Cavit Efendi. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Anladın mı ha? Sen beni sakın kendinle karıştırmaya kalkma. Oğlumu da kimseden kaçırdığım yok. Hemen orayı terk et. Uzak dur oradan. Uzak dur oğlumdan. Al şunu. Bir ihtiyacın olursa beni hemen arayacaksın, tamam mı? Tamam işte. Hadi eyvallah. Ne oldu Rafet, ne diyor? Sedat'ın yerini bulmuş. Aklı sıra beni tehdit ediyor. Pınar geliyor mu? Geliyor. Gelsin. Gelsin de bir konuşalım. Sonra haber vereceğim Sedat'a. Bu Cavit de onun yerini öğrendiğine göre elimizi daha çabuk tutmamız gerekiyor. Ay. Rafet, sen emin misin? Sen iyi kötü bir karar vermiştin. Sağ olsun Levent'ciğimiz de kabul etmişti. Ne oldu da şimdi vazgeçtin? Gülcan, Levent'in burada ne suçu ne günahı var. Bu olayla hiçbir bağlantısı da yok. Hatta şirkette imza yetkisi bile yok. Şimdi sen Levent'in bu maceranın içine sürüklenmesini içine sindirebiliyor musun bu durum? Siner mi Rafet Allah aşkına? Burada bunu içine sindirebilen kimse var mı? Söyleyin bakayım. Yahu gencecik bir adam öldü. Hem de bizim inşaatımızda. Bunun sorumluluğu neyse üstleneceğiz. Patron olmak öyle kolay bir iş değil. Sedat'ı buraya çağıracağız. Ama bu yeni fikrimi gelinceye kadar kimse ona söylemeyecek. Anlaşıldı mı? Yoksa biliyorsunuz yani. Sedat'ın paniğe kapıldı mı neler yapabileceğini kimse kestiremez. Onun için bundan sonra kanun ne emrediyorsa ona bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz. Anlaşıldı mı? Şirket avukatlarından Pınar'a söyleyin. Bundan sonra Sedat'ın davasıyla o ilgilenecek. Tamam babacığım. Efendim Nalan? Anne. Haber vermeden çıktım. Ne olur kızma bana. Ama bak gelince her şeyi anlatacağım, tamam mı? Neredesin sen? Sedat'ın yanında. Bak ama inan ki gelmem gerekiyordu. Bir anda korkmuş. Rafet Bey'in onu kurtarmayacağını düşünmüş, kaçmayı düşünmüş. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Dedim ki en azından geleyim, konuşayım, bir şekilde ikna edeyim. Ne olur kızma anne. Oyalanma. Hemen buraya gel, bekliyorum seni. Tamam. Feride Hanım, Nalan nereden öğrenmiş Sedat'ın nerede olduğunu? Ne bileyim, neyin peşinde olduğunu bir anlasam. Allah'ım, dünyadan haberleri yok yavrularımın, her şeyi yolunda sanıyorlar. Anneciğim tamam, Feride Hanım'ı daha fazla germeyelim bence. Sedat'la ilgili planlarınızdan Nalan'a bahsetmeyeceğim. Sedat'la birlikte oradan dönmesini istemiyorum. Yani düşünün taşının Rafet Bey. Sedat'ı yolladınız o yerden, kaçırmadan, ürkütmeden nasıl getirirseniz getirin. Ama bu stresli işlerinize Nalan'ı sakın sokmayın. Allah Allah! Aynı yerden ayrı ayrı mı dönecek canım bu çocuklar? Bari haber verseydik, yolda birbirlerine destek olurlardı. Herkes konuşuyor ya. Allah'ım. Ya belki de daha iyi olacak yani. Siz şimdi Pınar'a söyleyin. Bu yeni kararımı bir kere bilsin. Sedat'ın savcılığa verilecek ifadesini buna göre düzenlesin. Bir de öğrensin bakalım. Savcılık en erken ne zaman Sedat'ı ifade almaya çağıracak? Anlaşıldı mı? Tamam babacığım, ben hemen ilgileniyorum. Levent. Buyur babacığım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tekrar ediyorum. Eve gelene kadar bu yeni kararımdan Sedat'a söz edilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anneciğim, bak. Bu bende kalsın mı? Hı? Of. Sedat gelince önce savcıya ifade verecek. Savcı onu mahkemeye sevk edecek. Mahkeme yüksek ihtimalle olayı araştırmak için bilirkişi atayacak. Sedat'ın tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağına karar verecek. Aslında işin özeti bu. Aynen öyle Muzaffer Bey. Sedat Bey bugün gelirse yarın savcılığa, sorguya gitmesi en doğrusu. Daha fazla gecikmezsek iyi olur. Kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Değil mi? Çağıralım madem, gelsin o zaman. Alo, Derviş. Ha, Sedat al, hemen buraya gel. Fakat kendisine hiçbir şey söyleme, tamam mı? Bak, şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Bana niye söylemediniz? Beni niye kandırdınız? Ben Derviş abi beni getirdiğini anlamalıydım zaten. Ya resmen beni gönderdiniz, güzel paketleyip böyle içeri yollamak için... Geri mi çağırdınız? Ne yaptınız? Oğlum. Biz seni oraya kanundan kaçasın diye göndermedik. Anladın mı? Biz seni oraya ne oluyor, ne bitiyor bir görelim. Ona göre bir karar verelim diye gönderdik. Ya Levent bir kağıtlar imzalayacakmış. Onlara ne oldu peki? O yanlış bir karardı. Yanlışımızdan döndük diyelim. Baba ben hapse mi gireceğim? Ne olacak şimdi? Oğlum, gerekirse gireceksin yani. Ya Nalan? Ya sizin haberiniz yok ama Nalan... Ne oldu oğlum Nalan'a? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Yok Gülcan Hanım. Nalan'ın da haberi yoktu ya. Onun için üzülecek diye korkuyor herhalde Sedat. Ben ne diyeceğim savcıya baba? Ne anlatacağım şimdi o zaman? Gerçekleri anlatacaksın. Sen bu olayda bir ihmalin olduğunu düşünüyor musun? Yok, benim bir ihmalim yok. Hayır tabii ki. Tamam. Bize anlattığın gibi anlatacaksın. Bilirkişi atanacak. O da her şeyi araştıracak. Eğer bize anlattığın gibiyse zaten hiçbir şey olmayacak. Ya bunları yaparken beni tutuklayıp cezaevinde olmamı isterlerse? Ya o zaman da gireceksin tabii. Böyle. savcıya sunacakları dosyayı ele geçirdiniz mi? Ne yazık ki yapamadım Cavit Bey. Peki hakim kimmiş? Ekrem Yılmazer efendim. Ha. Bak bu güzel haber işte. Kendisi beni iyi tanır. Yarın duruşmadan önce onunla mutlaka görüş. Selamımı söyle. Cavit Bey, kamunun vicdanına seslenecek bir karar vericinden emindir dersin. Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Ya bu olaydan yırtabileceğini mi düşünüyordun? Nasıl yırtacaktı ki zaten? Küs müyüz? Cana? Oh be, şükür kavuşturana yani. Ben de bana trip atıyorsun sandım. Aradım seni kaç kez, telefonun kapalıydı. Ya başka bir telefon verdiler bana da ben de şimdi telefonumu yeni aldım. Kendi telefonumu. Yani geri geldim de. Ama bittim yani. Yarın tutuklanma ihtimalim bile var. Bak ne diyeceğim. Sen istersen bana gel bunları yüz yüze konuşalım. Muhtemelen çocuklar da yarın gelecek zaten. Adil Bey çözü sağ olsun. Ha yani o yüzden bu geceyi baş başa geçirebiliriz diyorum yani. Cana ben neredeyim sen neredesin? Bak burada oyun oynamıyoruz, durum ciddi diyorum yani. E tamam fena mı, ne yapacaksın ki başka? Ay gel be, kafanı dağıtırsın. Hem bak biliyorsun, benim harika yöntemlerim var bu durumlar için. Hadi gel gel, bir çık o cehennemden. Bebeği babamlara söylemediğin için sağ ol. Ya anlamıyorum mesela, niye söylemiyoruz ki? Ya annemin pimpirikliği işte. Tam olarak neyi amaçlıyor ben de çok anlamadım ama... ...şu an söylemeyin diyor, başka da bir şey demiyor. O yüzden şu durumlar bir düzelsin. Sakinleşsin ortalık. Sonra söyleriz olur mu? Ha, etrafımızdaki insanları hiç anlamıyorum. Böyle herkesin garip bir planı var. Yani kimse bu planları yaparken bizi zerre kadar da düşünmüyor. Doğru. Ne yapacağım yarın? Ya düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. Pınar Hanım bir ifade metni gönderecekti sana. Gönderdi mi? Gönderdi. Tamam. Şimdi o metin doğrultusunda dürüstçe ifadeni vereceksin yarın. Sonra da bizim için hayırlısı neyse o olacak. Göreceksin bak. Ya tutuklanırsam? Öyle bir şey olmayacak Sedat'cığım. Bak inan ki olmayacak. Hem ne bileyim beni bilirsin, öyle bir şey olsaydı yani kötü bir şey olacak olsaydı hissederdim ben. Hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Söylemesi kolay tabii. Söylemesi kolay değil Sedat'cığım. Yani inan ki söylemesi kolay değil. Hele ki şu an benim durumumda hiç değil. Sen sanıyor musun ki ben hiç korkmuyorum? Hiç üzülmüyorum, hiçbir şey için endişelenmiyorum. Sana sadece belli etmemeye çalışıyorum o kadar. Ama şu an ne olursa olsun güçlü durmak zorundayız. Her şeyden önce bunu bebeğimiz için yapmak zorundayız. Korktuğumuz her an cesaretli olmamız lazım ki bize hiç kimse zarar veremesin. Bize kimse zarar vermesin ki biz de bebeğimizi koruyabilelim. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Ya bunu başarabilecek miyiz? Tabii ki başaracağız. Bak gör, onunla birlikte çok daha güçlü olacağız biz. Tamam? Tamam. Hadi giy pijamanı. Geç oldu, uyuyalım artık. Tamam. Sana bir şey soracağım ama bana kızma. Olur, sor, niye kızayım? Hani böyle dün sabahtan beri hayatım cehenneme döndü ya. Böyle onca stres, gerilim falan. Zaten duvarlar üstüme geliyor, böyle boğuluyor gibiyim. Acaba diyorum şöyle birkaç saatliğine Kaan'a mı gitsem? Böyle bir gecede Kaan'a mı gideceksin? Yarın sabah mahkemen var. Yani tam da ondan dolayı aslında. Yani eğlencesine falan değil. Böyle çıkayım biraz havam değişsin diyorum. Olur. Olur tabii canım yani. Gitmek istiyorsan git tabii. Kafan dağılsın. Çok teşekkür ederim. Çok anlaştısın. Ben geç kalmam. 2 saate gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Gecenin bu vaktinde nereye gidiyorsun damat? Cüzdanımı arabada unutmuştum da onu alacaktım Ferit Hanım. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Ben de senin bir annen sayılmaz mıyım? Hı? Aramızda o kadar sır var. Yani ben halden anlamıyor muyum? Mahkeme derdiyle uğraşırken bir de baba olduğunu öğrendin. Değil mi? Yani bütün bunlar bunalttı seni tabii. Arkadaşlarına buluşmaya gidiyorsun. Yani ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Feride Hanım gerçekten duygularıma tercüman oldunuz. Ben de böyle birkaç arkadaşımla buluşup hemen dönecektim. Bana bak, seni Allah yarattı demem, ananın babanın evinde parça parça ederim. Anladın mı beni? Herkes senin derdinle kıvranırken, hamile karın yukarıda odasına tek başına kalırken, sen utanmadan arkadaşlarına buluşmaya gidiyorsun ha? Oh ne âlâ memleket. Mahalle yanıyor, Sedat Bey saçını tarıyor. Yok. Tamam Feride Hanım, ben bir aptallık ettim. Özür dilerim. Hemen dönüyorum odama. Döneceksin tabii. Dönmezsen seni cehennemin dibine gönderirim. Nasıl olduğunu anlamazsın. Öyle salak salak bakarsın. Çık yukarı. Çık. Beni bu aptallarla sınıyorsun. Ha, yetmedi mi çektiğim çile? Yetmedi mi? Aa, ne oldu? Bir şey mi unuttun? Ya tam çıkıyordum. Şöyle bir durdum, düşündüm de. Hiç içime sinmiyordu. Yani seni yalnız bırakamadım. Hamile karımın yanında kalmayı tercih ettim. Ne ince düşüncelisin. Sağ ol. Bir durmuş düşünmüşmüş. Bak sen. Ben hemen üstüme giyip geliyorum. Evet. Müsaade edin. Burayı çek. Çek. Müsaade edin arkadaşlar. Aç. Müsaade edin. Anneciğim. Müsaade edin. Levent. Sedat. Lütfen yolu açalım. Sedat Bey lütfen. Lütfen bir açıklama. Sedat Bey lütfen bir açıklama lütfen. Şu anda bir açıklama yapmayacağız. Teşekkürler. oldu? Yavrum. Ne dedi savcı? Ne oldu anneciğim? Tutuklu yargılanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Ne olacak peki şimdi? Şimdi nöbetçi mahkemeye çıkacak. Sedat niye böyle oldu yavrum? Sen anlatmadın mı derdini savcı beye? Anlattım anne. Anlattım. Ne olacak şimdi Rafet? Gülcan nöbetçi mahkemeyi bir görelim. Bakalım ondan sonra. Bu taraftan Sedat Bey. Buyurun. Korkma tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Giremedim. Vallahi içeri giremedim. İyi ki yanınızdasınız Feride Hanım. Sağ olun. Aklım çıkıyor şimdi oğlum şuradan kelepçeyle çıkacak diye. İyi olacak her şey. İyi düşünün. Kötüyü çağırmayın. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Ne oldu yavrum? Hacım sakin ol. Hiçbir problem yok. Sedat gelebiliyor eve. Yalnızca bu yargılama sürecinde yurt dışına çıkma yasağı koydular. Bir de işte 2 haftada bir en yakın karakola gidecek, oraya imza atacak. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Gözümüz aydın ya. Gözümüz aydın Gülcan Hanım. Çok şükür, çok şükür ya. Rabbim. Gözümüz aydın. Geçmiş olsun. Sağ ol anneciğim. Cahit, ne bu? Hayrola, sen bu işe pek sevinmiş olamazsın herhalde değil mi? Yani senin suratın şimdi şöyle bir karış sarkık olmalıydı. Sen de beni iyice düşman belledin ha. Ben akrabayım. Akraba. Akbaba değilim. Bu zor gününüzde yanınızda olmak istedim. Bu güzel haberi alınca da iç huzuruyla evime gideceğim. Eksik olma Cavit. Hadi. Az bakın hadi biz de dönelim. Hadi. Hadi. Çok şükür. Çok şükür ailemiz bir arada, hiç eksiğimiz yok. Huzurumuz, keyfimiz yerinde. Daha ne olsun? Çok şükür. Çok şükür yani hakikaten. Ama biz yani burada mutlu, mesut işte hep beraber gayet iyiyiz ama yani bir ailede bir canını kaybetti değil mi? Allah sabır versin. Amin. Ya bu nasıl bir şey yani? Bir can gidiyor, bir umut gidiyor, bir gelecek gidiyor yani. Yani elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım onlara. Huzucuğum, sen yarın yine onları ziyaret et. Bir hatırlarını sor. Ne yapmamız gerekiyorsa onların hepsini yapacağımızı söyle ama... Bak resmi bir dille değil ha. Böyle insani bir dille konuşacaksın, anladın mı? Merak etme. Hiçbir şeylerini eksik etmeyeceğim. Ben de gelirim seninle. Babacığım. Yani benim için, ya ailemiz için daha doğrusu yaptığım bunca şey o kadar kıymetli ki. Çok teşekkür ediyorum. Oğlum benim oğlum. Gel bakayım sen buraya gel. Sağ ol babacığım, sağ ol. Dikkat et, sende çok iş var. Tabii ki Nalan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ne yaptım ki ben? Nalan, müjdeyi versek mi acaba? Bence yemekten sonra yapalım. Tamam, nasıl istersen.